Hünkârım, vezir-i azamınız 10.000 askeriyle Diyarbakır kışlağında teşrif etmenizi beklerler. Yeniçeri Ocağı'nda hazırlıklar sürüyor. Asker sefer için sabırsız. Hala. Bakalım Emir Güne teslim ol çağrımıza ne cevap verecek? Emir Güne'nin kendi rızasıyla teslim olacağını ihtimal vermem hünkârım. Kendisi malumunuz. Safevi hanedanına mensup bir şahzade. Ailesine sırt çevirmeyecektir. Benim de cenk etmeden dönmeye niyetim yok paşa. İcap ederse ciğerini söke söke alırız revanı. Var mı başka bir husus? Hünkârım, Ermeni Kilisesi Patriği Kevork Efendi divana geldi. Rumlarla ihtilafa düşmüşler. Yortu gününe divanı Hümayun'un karar vermesini talep ettiler. Bu mesele benim de kulağıma geldi hünkârım. Rum cemaati ihtilafı Kudüs'teki kilisenin çözmesini istiyor. Lakin Ermeni cemaati buna yanaşmıyor. İki taraf da birbirini suçluyor. Mehmet Paşa, sen karar verebildin mi? Kim haklı bu hususta? Hünkârım, iki cemaatin de kullandığı takvimler farklı olduğundan aralarında husumet çıkmış. Hal böyleyken Kudüs Kilisesi'nin vereceği karar adil olmayacaktır. Benim şahsi kanaatim bu konuda İstanbul Patrikhanesi'nin haklı olduğu yönündedir hünkârım. Mehmet Paşa, bu kanaate varmak için Ermenilerden ne kadar rüşvet alın? Hünkârım, ben zinhar rüşvet almadım, almam. Ağlar! Patrik Efendi, senin Abaza Mehmet Paşa'ya rüşvet verdiğin doğru mu? Doğrudur hünkârım. Sen ki bir din alimsin. Rüşvet alıp vermek ne demek? Vurun boynunu. Hünkârım bağışlayın canımı, ne olur affedin beni. Hünkârım, istemeden oldu ne olur. Hünkârım beni affedin ne olur. Ne olur hünkârım bağışlayın canımı ne olur. Patrik Efendi günahınızı itiraf etti. Sen hala inkar mı edeceksin? Hünkârım, bir miktar para aldığım doğrudur. Lakin zinhar rüşvet değildir. Kendi hazineme katmadım. O paranın tamamı ihtiyaç sahibi fakir fukaraya dağıtıldı hünkârım. Aldığın rüşvetle hayır mı işledin? Sen nasıl bana yalan söylersin? Bosna'da aldığın rüşveti ne yaptın? Onu da fakire fukaraya mı dağıttın? Esnafın, tüccarın, el koyduğun mallarına ne yaptın? Onları da vakıflara mı bağışladın? Hünkârım, etmeyin. Bunların hepsi iftira. Hepsi Silahtar Ağa'nın başının altından çıkıyor. Hepsi onun yalanları. Babasının servetini kaybetmesinden beni mesul tutuyor. O yüzden söylüyor bu yalanları. Bosna halkının şikayetleri elimizde Mehmet Paşa. Babamla olan davanda yaptığın usulsüzlükleri öğrendim. Vekilin olan paşa, emri bizzat senden aldığını itiraf etti mektubunda. Bunlar da yetmemiş. Yaptıkların ortaya çıkmasın diye kadıya dahi rüşvet vermişsin. Mehmet Paşa, harama rüşvete el uzatan bir alçağın benim divanımda yeri yok. Seni Kubbe Vezirliği vazifenden azlettim. Bir daireye kapatın bunu. Akıbetine sonra karar vereceğim. Hünkârım, hünkârım etmeyin. Ben rüşvet falan almadım. Hünkârım, bırak! Hünkârım! Gözü dönmüş hain yeniçeriler kapılara dayanıp
Merhum abiniz Osman'ı katlettiğinde bir ben güttüm onun davasını senelerce. Hanedanımızın şerefi için hünkârım canım pahasına savaştım. Senelerce savaştım. Karşılığı bu muydu? Hain-i dini devlet. Sana mı kaldı hanedanın şerefi? Hünkârım, hünkârım. Bu muydu karşılığı hünkârım? Ben size kalmadım hünkârım. Ben rüşvet almadım. Mehmet Paşa. Ne oluyor burada? Nereye götürüyorlar seni? Hünkârımız Ermenilerle yaptığım anlaşmayı öğrenmiş. Patrik Kevork Efendi'yi idam ettiler. Beni de rüşvet aldığım gerekçesiyle azlettiler. Hakkımda karar verilene kadar hapis tutacaklarmış. Nereden öğrenmiş? Kim söylemiş onu? Silahtar. Belli ki tuzak kurmuş sultanım. Tamam. Ben hünkâr oğlumla konuşup halledeceğim meseleyi. Sen sakin ol. Götürün. Ki bu eksikti. Mehmet Paşa'nın akıbeti hepinize ibret olsun. Her kim bana verdiği sadakat sözünden döner, arkamdan iş çevirir, sonu bu. Deli Hüseyin. Seni de baş mirarlık vazifenden azlettim. Af buyurun hünkârım. Bilmeden bir kusur mu işledim? Aksine. Şimdiye kadar yaptığın hizmetler, sadakatin, takdire şayan. Bu sebeple seni kapıdağını Deryam tayin ettim. Hayırlara vesile olsun. Rabbim beni size karşı mahcup eylemesin. İnşallah. Abaza Mehmet Paşa'dan boşalan makam ise mevcut vazifelerine ilaveten Hasodabaşı Mustafa Hanım'dır. Bundan böyle veziri sanim sensin. Hünkârım, yüce gönlünüzle bahşettiniz. Bu şerefe layık olmak en büyük arzum. Herkes bilsin, işitsin. Mustafa Paşa benim irademi temsil eder. Ve dahi divanda benim gözüm kulağımdır. Anlaşılan hükmüm verildi. Kösem sultanımızın eteğine sığınarak kurtulabileceğini sandın ama yolun sonu geldi Abbas'a.
Aklınca babanın intikamını alıyorsun değil mi? Yazık. Kendi şahsi meseleni devlet meselesinin önüne koydun. İşte tam da bu yüzden bir gün akıbetin benden daha beter olacak silahlar. Babamın değil. Kanına girdiğim mazlumların bedeli bu. Vebali sizin boynunuzdadır.